Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Endüstri Makine Mühendisi Hakkı Barış Karaca. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Memnuniyetle. Ben Viyana Teknik Üniversitesi akabinde 2009-2010 yılından itibaren yaklaşık işte bir 10-12 sene oldu. Yenilenebilir enerji alanında profesyonel olarak çalışıyorum. Bu sektörün Türkiye'de ilk başladığı dönemlerden itibaren çeşitli müteahhitlik yatırım firmalarında çalıştım. Akabinde de 2015'te Çin'e gittim. Çin'e gittikten sonra da Çin'deki büyük teknoloji devleriyle tanışma fırsatı buldum. O günden beridir de bu tip firmalarda profesyonel olarak çalışmaktayım. Şu anda da Hopwind Elektrik şirketinin Türkiye ve Balkanlar direktörüyüm. Hopwind Elektrik olarak da bu bölgede yüksek teknoloji ürünleri alanında faaliyet gösteriyoruz. Harika bir eğitim ve mesleki kariyer. Tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Enerji konusu son derece önemli. Ülkemizde iklim açısından yenilenebilir enerji konusunda müsait bir ülke. Dışarıdan bağımlılık tabii bizim rekabetimizi etkiliyor. Dolayısıyla bu son derece önemli bir sektör. Ülkemizde ve dünyada yenilenebilir enerji hakkında neler söylersiniz? Yani her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de 2005'ten itibaren başlayan bir yasa yönetmelik akabinde birçok ülkeye benzer bir şekilde su kaynağı bol olan ülkemizde hidroelektrik santraller öncelikli olacak şekilde yenilenebilir enerji alanındaki faaliyetler başladı. Akabinde rüzgar endüstrisi çok hızlı gelişti. Rüzgar endüstrisinde Türkiye önemli bir oyuncu, önemli bir yatırımcı. Türk yatırımcıları bu alanda çok başarılı projelere imza attılar. Hakeza yurt dışında da aynı şekilde. 2012 yılından itibaren de güneş enerjisi sektörü hızla faal hale geldi. Enerji Bakanlığı konuyu iyi yönettiğini düşünüyorum. Elektrik piyasası iyi yönetildi o dönemden itibaren. Günümüzde de aynı şekilde Türkiye örnek bir ülke birçok ülkeye. 2017'de ise Türkiye dünyadaki en hızlı gelişen piyasalardan bir tanesi oldu güneş enerjisi sektörü alanında. Ve yatırımcı sayısı arttı. Aynı zamanda yan endüstrileri gelişti. Yani bu santrallerin kurulumunda kullanılan ekipmanların üreticileri, teknoloji partnerlikleri çok gelişti. Biz de artık yapabiliyoruz bunu. Bu evet. Çok mutluluk verici. Ve su üzerinde de yapılabiliyor bu sistem evet. Artık güneş enerjisini. Çünkü alanlar biraz daha sınırlı oluyor ama deniz üzerinde uygulanması da güzel bir avantaj. Evet, offshore rüzgar santralleriyle ilgili yeni yönetmelikler yayınlanıyor. Onun dışında da yüzer güneş santralleriyle ilgili bizim hidroelektrik santrallerimizin üzeri olması sebebiyle özellikle rezervuarlı hidroelektrik santrallerde yüzer GES mümkün olacak. Hem verimliliği arttırıyor hem de hibrit regülasyon ile birlikte elektrik piyasası için önemli bir avantaj sağlamış oluyoruz. Şu anda rüzgar, hidro alanında veyahut da jeotermal alanında güneş enerjisiyle hibrit çalışacak birçok santralde yapılmaya devam ediyor. Harika. Peki Hopwind firması hakkında global ve Türkiye'deki faaliyetleri konusunda ne söylersiniz? Hopwind 2007 kuruluşlu bir şirket. 2017'de halka arz oluyor. Dünyadaki birçok A sınıfı üreticiyle rekabet ediyor. Borsaya kote. 2017'de borsaya kote oluyor ve asıl işi aslında rüzgar. İsmi de Hopwind zaten. Tabii. Rüzgardan oradan geliyor. Ama güneş de yapıyor. Evet. Güneş enerjisinde de yapıyor. Evet. Rüzgarda globalde çok önemli bir tedarikçi. Rüzgar konvertörleri üretiyor. Akabinde büyük sürücüler tarafında çok büyük başarılar elde ediyor. Speed Drive dediğimiz VFD ve PCS tarafında. Bu alanda Çin'de bir numara. Ama onun dışında da globalde de çok önemli projelere imza atmış durumda. Yenilenebilir enerjinin güneş enerjisi tarafı ile ilgili solar inverter tarafında da son 5 sene önemli atılımlar yaptı. Zaten sahip olduğu teknoloji sayesinde bunu yapması çok kolay. Şirketimizde yaklaşık 2700 kişi çalışıyor. Bunun 800 kişisi Ar-Ge tarafında çalışıyor. Yani Ar-Ge'ye çok önemli yatırım yapan firmalardan bir tanesiyiz. Bunun dışında Çin'in hızlı tren projesindeki sürücüler gene Hopwind tarafından verilmekte. Kalyon projesi var Karaman'da. Çok herkesin
gıpta ile baktığı, Türkiye'nin çok önemli bitirdiği projelerden bir tanesi 1 gigawatt. Aynı zamanda bir hücre üretim tesisiyle de birlikte ihalesi yapılmıştı. Yakın zamanda Hopwind'de Çin'de 2 gigawattlık bir tek sahayı ürünlerini temin ederek bitirtirdi. Bu alanda önemli projelere imza atan bir şirketiz diyebilirim. Türkiye'de var mı bu tarz projeler? Türkiye'de de yerel şirketimiz var. Yaklaşık 10 üzerinde personelimiz var. Artarak devam ediyor. Türkiye'de de son 3 senede bir takım işler yapmaya başlamıştık. Ama son 2 senede özellikle atılım gösterdik. Bu sene 420 megawatt üzerinde solar invertör temini yaptık. Yaklaşık ilk 7 ayda %15-20 pazar payımız vardı diyebiliriz. Sene sonunda tekrar güncelleyeceğiz bilgilerimizi. Bunun dışında savunma sanayinde de faaliyet gösteren veyahut da yüksek teknoloji, yerli üretim yapan firmalarla ilgili sürücü ve test sistemleri teminini başarmış bulunuyoruz. Tabii Türkiye'de yeniyiz. 1,5 senedir işte resmi şirketimiz faal devam ediyor. Daha önce yurt dışından satış yapıyorduk. Şimdi yavaş yavaş satış sonrası hizmetlerimizi geliştirerek ve yerli üretim alternatiflerimizi değerlendirecek şekilde hareket ediyoruz. Harika. Peki yenilenebilir enerji konusunda Türkiye'nin potansiyeli nedir? Yatırımcılara tavsiyeniz var mı? Yani 2010-12'lerde özellikle yatırımcılardan hep şöyle bir yorum alıyorduk. Yani bu işler şu anda çok pahalı. Nasıl olsa ucuzlayacak. Ucuzladığı zaman yaparız. Ama biz o zaman hep şunu söylüyorduk. Elektrik ihtiyacı Türkiye'nin elektrik talebi büyüyen ekonomisi sebebiyle sürekli artıyor. Dolayısıyla dünyada da böyle. Büyüyen ekonomilerin hepsi elektrik talebi tarafında yüksek artışlar gösteriyorlar. Bugün hayatımızda olan işte elektrikli araçlar, robotlaşma tarafına da baktığınız zaman Endüstri 4'e ve ileriki teknolojilere talep çok hızlı artmaya devam ediyor. Evet, dolayısıyla robotların robot üreteceği zamana gelecek miyiz acaba? Belki de geldik. Ama velakin o zaman yatırım yapan yatırımcılarımız şu anda çok mutlu. Çünkü borçlanma daha ucuzdu o zaman. Maliyetler biraz daha yüksek olsa da onlar 4-5 sene içerisinde santrallerini geri ödemesini bitirdiler. Şimdi elektrik maliyetleri sıfıra indi belki. Dolayısıyla sadece yenilenebilir enerjiye yaptıkları yatırımla kalmadılar. Kendi alanlarında sattıkları üründe en büyük maliyet kalemlerinden biri olan elektrik fiyatını kompanze etme ya da sabitleme fırsatı buldular. Bu da üreticiye diğer pazarlarda önemli bir avantaj sağladı. Kaldı ki şu anda karbon emisyonu tarafında zorunluluklar başladı. Özellikle ihracatçı olan firmalar ya da işte denizcilik sektöründe olan firmalar bu alana yatırım yaptılarsa bir sıfır önde devam ediyorlar rakiplerine göre diyebiliriz. Evet. Girişimci müteahhitlik firmaları ve teknoloji firmaları için öneriniz, görüşünüz nedir? Yani tabii biz sektörün içinde olduğumuz için biraz yanlı bir yorum yapmak istiyorum. Ama bence biraz pozitif ayrımcılık olabilir. Biraz öyle olacak. Biraz teşvik edelim, değil mi? Evet. Ya bence her zaman, her dönemde yenilenebilir enerjiye yatırım yapmanın avantajlı olduğunu düşünüyorum. Evet. Örnekle bugün belki Türkiye'de borçlanma daha pahalı olabilir, dünyada da daha pahalı olabilir. Ama ona göre de maliyetler çok ucuzladı. Belki maliyetlerin en aşağılarda olduğu dönemdeyiz. Ve uluslararası finansman erişimlerini artık Türk şirketleri çok deneyimli. Türkiye'de de ülkemizde de çok ciddi teşvik ve destekler bu alana veriliyor, verilmekte. Şu anda da yakın zamanda yine bir teşvik programı açıldı. Üreticilere ve bu alanda yatırım yapacak kişilere. Dolayısıyla bunları bence yatırımcılar yakından takip ederlerse görecekler ki borçlanma biraz daha pahalı olsa bile bence hala yatırım yapmanın tam zamanı. Hı hı. Ve özellikle Türk yatırımcıları bu konuda çok uzmanlaştı. Yani 2012 ile bugünü karşılaştırdığımızda 2012'de bize şu soru geliyordu. Güneş enerjisi sıcak suyu mu üretmeye yarıyor? Yok, biz elektrik üretiminde kullanılan fotovoltaik paneller var diyorduk. Şimdi ise batarya teknolojisinde şu firmayla mı çalışmak daha doğru, yoksa bu firmayı mı tercih edelim, bu teknolojiye mi yatırım yapalım gibi sorular geliyor. Bu bize çok büyük bir mutluluk kaynağı. Evet. Peki yabancı bir teknoloji devi olarak Türkiye'ye yeni yatırımlar yapmak konusunda stratejiniz nedir? Özellikle benim baktığım pencereden Türkiye'deki mühendis arkadaşlarımıza da sık sık görüşüyoruz. İşte yurt dışına gidenler de oluyor. Türkiye'de kalanlar da oluyor ama
Bizim hepimizin, Türkiye'de olan herkesin görüşü, Türkiye çok önemli bir pazar. Bence yurt dışındaki büyük teknoloji firmalarına da doğru anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Bizim en önemli görevimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Kesinlikle. Diğer ülkelerde ve diğer ülkedeki teknoloji devlerine. Örnekle çünkü biz bazen ön yargılar oluyor, bazen kötü imajlar oluyor. Siz de en iyi şekilde temsil ediyorsunuz bizi. Bu da çok önemli ülkemizin, evet, tanıtım yani açısından. Bence en önemli görevlerimizden bir tanesi tabii, bu. bir Çünkü kültür elçisi, ekonomi elçisi kesinlikle olarak gidiyorsunuz. Çünkü ülkemizin potansiyeli çok yüksek. Çok. Örnekle biz Balkanlara da Türkiye ofisimizden servis veriyoruz. Orta Doğu'da belli ülkelere de Türkiye'den servis veriyoruz. Bunu yapabilmemizin en önemli sebebi, Türkiye'de yüksek bir potansiyel var. Yetişmiş personelimiz var. Nüfusumuz, genç nüfusumuz, okumuş genç nüfusumuz bu iş için uygun. Yasa ve yönetmeliklerimiz bu işin gelişimine çok uygun. Evet. Ve bakanlıklarımız da, Destekliyorlar. evet, Enerji Bakanlığı'nda özellikle liyakat seviyemiz de çok yüksek diğer ülkelere göre. Türkiye birçok bölge ülkesine danışmanlık vermekte. Yani Ukrayna'da şu Harika. anda belki bir problem var ama o problemler başlayana kadar Türk yatırımcısı Ukrayna'daki en büyük yatırımcıydı. En büyük projelerin en büyük tedarikçileri Türk yatırımcılarıydı. Oranın Enerji Bakanlığı Türkiye'den danışmanlık alıyordu gibi gibi. Yani Türkiye bu bölgede lojistik olarak da, ekonomi olarak da Liderlik liderlik vasfına sahip. pozisyonda. Ne güzel. Peki Türk yatırımcılarına yurt dışında yatırım konusunda tavsiyeniz nedir? Evet, yani bizim en önemli teşvik etmeye çalıştığımız konulardan bir tanesi o. Nasıl ki yurt dışındaki firmalara elçilik yapmaya çalışıyoruz. Gelin Türkiye'ye yatırım yapın. Ben de kendi şirketime Türkiye'de yerli üretim konusunda olabildiğince sunumlarla, verilerle onları buraya getirerek telkin ve teşviklerde bulunuyorum. Ki yakın zamanda bu alanda da bir çalışmamız olacak. Finalize olduğu zaman herkesle paylaşacağız. Aynı şekilde bizim Türk yatırımcılarına da yurt dışında edindiğimiz deneyimleri aktarmamız gerektiğini düşünüyorum. Örnekle şu anda belki 600'den fazla müteahhit firma var. Güneş enerjisi sektörü ve rüzgar enerji sektörü alanında. Aynı şekilde belki 100'e yakın yerli üretici var güneş paneli tarafında. Diğer yan sanayi üreticileri de belki 200'ü aşkındır. Bu yatırımcı ve üreticilerimize bizim tavsiyemiz, lütfen diğer ülkenin enerji bakanlıklarıyla, bizim ticari ateşeliklerimizle ve orada iş yapan diğer profesyonel şirketlerle olabildiğince bilgi alışverişinde bulunmaları. Çünkü biz o bölgelerde diğer yabancı Avrupalı şirketlere göre çok daha dinamik bir yapıyla, çok daha hızlı bir etkiyle, çok daha başarılı projelere imza atabileceğimizi düşünüyorum. Hani biraz latifesi de bence şey, hani her Türk insanı girişimci ve inşaatçı doğar derler. Doğru, doğru. Biz bu alanda gerçekten Her yerde varız her biz. yerde hızlı adapte olabilen bir ekibiz. Kesinlikle. Ve her projeyi daha hızlı, daha doğru bitirebilecek kabiliyetimiz Kesinlikle. var. Türkiye bunu çok inşaat Başardı sektöründe ama. kanıtladı. İnşaat Başardı. sektöründe birçok ülkede çok Çok avantajlıyız. uluslararası projeler. Ülkemizde bir göç problemi var, beyin göçü. Birçok ülkede var bu sorun. Gençlere tavsiyeniz nedir? Yani tabii ki Avrupalı şirketlerin ya da Amerikalı şirketlerin işte imkanları ilk başta çok cezbedici geliyor. Ben bütün arkadaşlara tavsiyem, yenilenebilir enerji alanı çok önemli bir alan. Bu alanda yapılacak çok iş var. İş bitmedi. Teknoloji tarafında ve girişimcilik tarafında. Benim önerim en iyi firmalarda çalışsın arkadaşlar, çalışabiliyorlarsa. Ama akabinde dönüp kendi ülkelerinde katma değer yaratabilecekleri imkanları değerlendirmeliler. Çünkü onların DNA'sını oluşturan bölge burası. Onların en kıymetli olduğu yer burası. Ve orada edindikleri deneyimi burada çok daha büyük katma değerli işlerde de kullanabileceklerine ben eminim. Bunu Kesinlikle. söyleyebilirim hepsine. Harika bir tavsiyeydi. Barış Bey, sizinle sohbet çok keyifliydi. Programımızın sonuna geldik. Katılımınız, önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar. Çok teşekkürler, çok memnun oldum. Ben de çok, mersi. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.